Bu şampiyonluk primleri ödendi mi? Evet. Şimdi Murat'ın sorusuna gel. Ya bu özellikle Icardi'nin Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Şimdi bu söylemleri çıkartanlar, Icardi gibi Galatasaray'da bir ikon, Türkiye'de bir ikon haline gelmiş. 7'den 70'e hangi takımı tuttuğu önemli değil. Herkesin sevdiği bir figürü. Galatasaray öyle vefasız bir kulüp ki adam sahada Galatasaray'ın başarısı için çalışırken sakatlanmış. Bunu fırsat belleyip yahut da bunu şeye dönüştürüp onun sözleşmesini donduruyor. Akıllara ziyan bir söylem. Akıllara ziyan bir söylem. Ancak ve ancak bunu ortaya koyanlar, bunu telaffuz edenler Galatasaray düşmanı olarak, Galatasaray kendi değerlerinden koparmak üzere söylenmiş şeylerdir bunlar. Bir Galatasaray da bunu asla söylemez. Ama Galatasaray'ı yıpratmak isteyen, Galatasaray'ın karşısında olan kişiler bunu rahatlıkla söyleyebilir. Bunu gündeme getirenler de o tip insanlardır diye düşünüyorum. Diğer sorun neydi Murat? Yani sözleşme dediğiniz gibi devam edecek, bir sıkıntı yok. Görüştünüz mü? Bir de ameliyatla ilgili ameliyat süreç Arjantin'de Türkiye'den de oldu. İstanbul, Arjantin. Ameliyatın hemen sonrasında kendisini aradım. Telefonunu açmadı. Şimdi nekaat devresinde diye bir mesaj geldi. Herhalde yarın tekrar deneyeceğim. Kendisine ulaşmaya geçmiş olsun demek için şey yapacak. Icardi bütün Galatasaraylıların sevdiği, bütün futbol kamuoyunun sevdiği bir figür. O tarzda Türkiye'ye gelmiş futbolculara çok az rastlarsınız. Bunların iki elin parmaklarını geçmez tarih boyunca gelip herkes tarafından sevilen futbolcular. Icardi de onlardan birisidir. Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştır. Şampiyonluklara büyük katkısı olmuştur. Çocukların sevgilisidir. Büyük küçük herkes Icardi'yi beğenir, Icardi'yi sever tavrından, sahadaki performansından dolayı. Ve Galatasaray öyle vefasız ki Icardi'nin sözleşmesini dondurmak suretiyle harekete geçecek. Böyle bir şey yok. Teşekkür ederim. Peki şunu da sorabilir miyim? Yani Galatasaray'ın farklı bir büyüsü, bir sihri mi var? Belki tribünlerden çok etkileniyor olabilirler. Şimdi Icardi bir dünya yıldızıydı. Geldi Galatasaray'ı benimsedi. Hatta Arabistan'dan gelen 40 milyon euroluk teklifi bile Galatasaray sevdası için geri çevirdi. Şimdi Osimhen geliyor. Kiralık olmasına rağmen 40 yıllık Galatasaraylı gibi savaşıyor. Yine taraftar çok sevdi. O Galatasaray'ı çok sevdi. Yani Galatasaray'da gerçekten hani bu kadar üst düzey oyuncular geliyor, Mertens'inden tut da işte bu oyuncular Galatasaray bu yönetim olarak, hoca olarak, teknik heyet olarak, taraftar olarak farklı bir sevgi mi aşılıyor oyunculara, yoksa oyuncular mı Galatasaray'ı bu kadar seviyor ya da renk aşkı mı? Ya gerçekten ifade edilemeyecek bir durum var ortada. Bunu siz mi başardınız? Şimdi bu sadece bize münhasır bir şey değil. Galatasaray'ın tarihine baktığınız zaman Baba Gündüz rahmetli ne demişti? Galatasaray bir his takımıdır. Bir halatı hep beraber çekenlerin takımı. Bu boşuna söylenmiş şeyler değildir. Tarihten beri gelen Galatasaray'ın kuruluş hikayesine bak. Bir lise talebeleri kendi aralarında bir takım kuruyorlar. Aynı yatakta yatan, aynı çeşmeden su içen insanlar, aynı karavandan yemek yiyen insanlar bir takım kuruyor. Takımın ruhunda bu var yani birlik ve beraberlik bu var. Bu değişmez yani. Şimdi dolayısıyla elbette ki o ruh sizde varsa, o ruh eğer sizde oluşmuşsa gelen kişinin adapte olması son derece kolay. Yönetimlerin de bunda katkıları vardır. Yönetim biçimini ona göre düzenlemeleri şeklinde elbette ki Osimhen de sanki 100 yıllık Galatasaraylıymış gibi geldi bizde
uyum gösteriyor. Taraftarla kaynaşması, içeride saha içinde, saha dışında Florya'nın lobilerindeki tavırları görseniz. Burada kendimizin de payı olduğunu, az da olsa bir payımız olduğunu düşünüyorum. Ve bu hususta da çok memnunum. Yani kulübün böyle bir hava içinde olması. Zaten bu havanın, bu atmosfere uyamayanlar Galatasaray'da duramıyor, kalmıyor. Peki sezon sonu ben kalmak istiyorum. Çok sevdim Galatasaray'ı derse ne yapacaksınız? Nasıl bir proje üreteceksiniz? 75 milyon var mı başkanım cepte? Şimdi konuyla ilgili tabii şu anda bu sezon Osimhen bizim futbolcumuz. Bir madde var mı? Bir ayrılabilmesine imkan tanıyan bir özel bir madde var mı? Devre arası. Efendim? Devre arası vesaire yani. Çok zor bir madde var ama yani bizim mütabakatımız oyuncuyla, kulübüyle hepsine mütabakatımız sezon sonuna kadar Osimhen bizde oynayacak. Hiç kimse bunu eğip büküp, bakın çok net söylüyoruz. Diyorum ki Osimhen sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Sezon sonunda kendi kararına kalmış bir şey. Galatasaray'da devam etmek isterse Galatasaray'da devam eder. Bunu eğip bükmenin, efendim sözleşmede şu madde var mı, o maddenin kıyısında virgülünde şu var mı demenin hiçbir manası yok. Bunlar algı Osimhen operasyonu. Efendim? Başkanım. Algı, kafa karıştıran algılar bunlar. Tamam, ben de kulüp başkanı olarak diyorum, evet, ki arkadaş yani bu algıya kapılmayın. Yoktur. Osimhen sezon sonuna kadar bizde oynuyor. Son derece memnun. Türkiye'de olduğundan ve Galatasaray gibi bir kulüpte oynadığından son derece. Bunu benim söylememe bile gerek yok. Yani halinden, tavrından sizin bu kadar tecrübeli gazeteciler, yorumcularsınız. Anladığınızı düşünüyorum. Sağda görüyoruz zaten. Anladığınızı düşünüyorum. Dolayısıyla hiç öyle suyu bulandırmaya gerek yok. Sezon sonunda da otururuz, konuşuruz. Tabii bu tip yıldızların Türkiye'de oynaması Avrupa'da haber niteliğinde. Eğer Türk futbolunu bir değerli bir hale getireceksek, eğer Türk futboluna bir kademe yukarıya çıkartmak istiyorsak, bu tip yıldızların Türkiye'de oynaması, Türk futbolcularının da bu yıldızlarla beraber harman olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için hiç kimse eğip bükmeye kalkmasın. Başkanım, rakam 75 midir, 66 mıdır Galatasaray için? Ya biz, hayır, bir 66 rakamı da telaffuz edildi de. Konuşmadım. Onun için yani Murat'cığım, senin söylediğin soruya yani rakam şudur, budur falan diye cevap vermek durumunda değilim yani.